Allahu Rabbi alamin wa salatu wa salam ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala rasulina Muhammadin salawat. Allahumma salli. Nereden okuyor diye olmasın. Hizmet usturları diye Risale-i Nur'daki meslek ve meşhebimizde hani nasıl hareket edeceğiz? Kim kime, neyi ne zaman, nasılın için makam ve maksat usullerini anlatan laika mektupları onlardan derlenmiş. Toplanmış. Bir araya getirmiş. Kaynakları da söyleyerek okuyacağım. Hangi kitaptan hangi sayfa diye. Mevzumu şu. Bakın senin hutbene, cuma vaazına işine yarayacak mı? Hem de bana göre çok acayip işine yarayacak. Dedi ya, öyle bir konu seç ki cumada vaaz edeyim. Hutbeden inşallah. Hutbede değil mi? Ha. Birbirinizin kusuruna bakmamak ve affetmek. Niçin lazım? Çok bugün lazım oldu. En çok. Hoca ile talebe araba dinip niye şey yapmadı da arabadan elini uzattı hocam merhaba dedi diye gizli hocası o da. O da bu sefer enaniyet devreye girdi. Talebenin. Ha, talebe arabadan hocam diye elini uzattı. Hoca diyor ki niye arabada dinlemedin? İnmedin. Elini uzatmamış. Sonra da o uzatmış pişman olmuş herhalde. O da bu sefer uzatmamış. Onun bu sefer şeytan girdi. Ama öyle bir durum. Yani bu kadar. Ya, bu kadar şey. O zaman birbirinizin kusuruna bakmamak, affetmek. Değişik yerlerden okuyacağım külliyattan. Aziz Sıdık kardeşlerim, sizdeki ihlas ve sadakat ve metanet. İhlas dendiği için yapmak, sadakat dendiği gibi yapmak, metanet hadiselere karşı Bakara suresindeki tabirle topunun üzerinden geri dön. Şimdiki ağır sıkıntılarda birbirinizin kusuruna bakmamaya ve setretmeye kafi bir sebeptir. Hem bakmamaya bir de elinden geldiği kadar gizlemeye, kardeşini korumaya kafi bir sebeptir ve Risale-i Nur'un zinciriyle kuvvetli uhuvvet, bak Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki bin siyyeyi affettirir. Anladın mı Muhammed Hocam? Evet. Bak burayı anlamadım. Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli huvet öyle bir hasenedir ki bin şeyi affettirir. Mesela bir gün gene Ustad Barla'da içeride kendi mutalasıyla bu meşgul abiler tavsiye ediyor, tanzim ediyor, tahsih ediyor. Yazıyor, sarı yazıyorlar. Sonra ara verdikten sonra çay içiyorlar ama latife yapıyorlar, gülüşüyorlar. Bu yorgunluğu gidiyor. Ustad kapıyı açıyor. Şöyle bakın ben bunu Üstad'dan etmiştim, Sungur abiden de etmiştim. Şöyle bakıyorum onlar o kadar birbirlerine keyifli bir latife yapıyorlar ki mutarefe. Bu sefer Ustad'ı unuttular. Ustad şöyle baktı kapına. Sonra ustası görünce hemen kendilerine geldiler. Ustad hemen devam etti. Dedi ki, Risale-i Nur sırf bu uhuvveti temin etseydi kafiydi. Maşallah. Yani bir insan hakikaten Risale-i Nur'a ciddi bir intisabı var. Ciddi yani. Seviyor. Müdafaa ediyor. Gayret ediyor yani. Gözüküyor. Bu özelliği bin kusurunu affetti. Haşirde adalet-i ilahiye hasenelerin seyyiyelere raci gelmesiyle affettiğine binaen siz de hasenelerin rüçhanına göre muhabbet ve af muamelesini yapmak lazımdır. Şimdi ustad bir şey söylerken Allah'ın adaletini kullanıyor. Yani şeye benziyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam affını söylüyor. Affetmek üzere konuşurken, sohbet yaparken sahabe-i kiramdan bir tanesi ne kadar affedelim diyor, nereye kadar?
affı neresine kadar edelim diye. Allah Resulü'nün kullandığı yöntem çok garip. Çok garip bir yöntem kullanıyor. Ben psikolojiyle meşgul olduğum için. Şimdi şu kadar affet ama belki yapamaz. Kim kime, nerede neyi, ne kadar, nasıl affedecek? Bu soruların cevabı çok zor. Ne dersen zor. Kim kime, neyi ne zaman, ne kadar, nasıl affedecek? Çok zor bu. Bunun cevabı zor. Dedim bakayım ne diyecek Resulullah. Çok merak ettim okurken. Allah Resulü bu insanları zihnen, fikren haşire götürüyor. Diyor ki, haşir meydanında önünüzde mizan, sağında cennet, sonunda cehennem. Böyle karşınızda dururken, hesap verirken ne kadar affa ihtiyacınız olacaksa o kadar affedin. Herkes kendisine göre bak, bir ölçü bulur. O durumda ne kadar affa ihtiyacın olacak, sen şey yap, sen bilirsin, o zaman o kadar affet. Şimdi Allah'ın adaleti şualarda bu 330'da. Şimdi diyor ki, günah bir tarafa, sevap bir tarafa, hangisi galipse öyle muamele edecek. Biz çoğunlukla ekseriyette şöyle yapıyoruz. Gördük bir iyilik tepede, gördük bir kötülük doğru dipte. Öyle yapmıyor Allah. Haşirde adalet ilahi, hasenelerin seyyelere raci gelmesiyle affettiğine binaen siz de hasenelerin ruçanına göre bazen hasenesi fazla. Yani kusursuz insan yok ki. Hasenesinin ruçanına göre muhabbet ve af muamelesini yapmak lazımdır. Yapmasan yoksa bir seyyye ile hiddet etmek, bir seyyyesi var, onunla hiddet etmek veya bak, veya ben söylüyorum, virgül var burada. Hiddet etmek, sıkıntıdan gelen bir titizlik. Birinci şık bu. Bir seyyye ile hiddet etmek. İkinci şık, sıkıntıdan gelen bir titizlik. Üç, bir asabilik ile zararlı bir hiddet. İki cihette zulüm olur. Hem dünyada hem ahirette. İki cihette zulüm olur. Hele hele bir şahsiyetin temsilcilerindense o zaman cinayet büyük olur. Şeyde Barla Laikası'nda zinayı ile alakalı 4 tane şahit var meselesini hatırlarsınız orada. Orada o mektubu kesmiş usta. Devamı var. Devamı. Ben Osmanlıcasından Latince'ye çevirdim, yapıştırdım kağıdı. Orada diyor ki, hele hele bu gıybet veya iftira alimlere ise, fazıllara ise, kamillere ise, toplumun saygın değerlerini kastediyor. Kişilere ise cinayet, suç, ceza daha artıyor. Nasıl ki bekarın zinasıyla, evlinin zinası ayrı cezası olduğu gibi, bu da böyle. Yoksa diyor bak, bir seyyye ile hiddet etmek, sıkıntıdan gelen bir titizlik, üç, bir asabilik ile zararlı bir hiddet, iki cihette zulüm olur. İnşallah birbirimize sururda ve tesellide yardım edip sıkıntıyı hiçe indirirsiniz. Şu anlar 330. Zaten ahir zaman, zaten sıkıntı, Ramazan kadar sıkıntı olmuş. Ailede sıkıntı. Nefsimizin dayatmaları var, toplumun dayatmaları var. Rüştü abi derdi. Hizmet edersin, şöhret için yaparlar. Oturursun, Bediüzzaman çorbasını içip miskin miskin oturuyor, yatıyorlar derler. Tembellikle itham ederler. Hizmete koşturursun, şöhret için koşuyor derler. Acayip bir şey ya. Zaten buraya kadar nefisin dayatması var. Ailemizin dayatması var. Yani bedensel hazlar var. Toplumun dayatması var, ailenin var. Ve bu kadar sıkıntı içinde bir de sen sıkıntı yaparsan bu insan nereden teselli bulacak? Ne yapacak? Diyor ki inşallah birbirinize sururda ve tesellide yardım edip
sıkıntı için indirirsiniz. Yoksa böyle bir şeyin Allah yardımcın olsun. Muhammed orayı kapatıyorsun. Sen biraz kenar çekil abi. Muhammed sana diyor. Ben şeyi sonra yapıyorum ama terliğim de esmesin diye şey yap. Ha buraya mı geç? Tamam anlat. Kamerayı kapatıyorsun. Sipere git. Başka yer okuyoruz. Ben mükerrer dedim ki her şeyden evvel Ahmet Feyzi, Ahmet Feyzi ustadın avukatıdır. Ben mükerrere dedim ki her şeyden evvel Ahmet Feyzi onu beyan edip ki o mektup kendi hakkındaki mektupları kabul etmemek ve sahip bir kısmını tadil etmek için idi demesi lazımken lüzumsuz onları hiddeti getiren şeyleri yazmış. Ben onun bin kusurunu görsem ondan gücenmem. Biraz bana değil ben ona benziyorum. Meşreben Ahmet Feyzi abi mahkemede hakimin arkasındaki resmini gösteriyor. Asıl Deccalı'dır dedi. Asıl Mehdi'si de budur dedi. Şimdi mahkemede ya hiddeti getirmiş yani. Tamam mı? Bu sefer ondan dolayı bir 9 ay mı ceza almışlar. Bu zaten plan kurulmuştu diyor. Plan kurulmuştu. Yani bu da bir bahane arıyorlar. Oysa bunun dediğinden değil diyor. Sonradan diyor ki ne yapacağız? Ben onun bin kusurunu böyle şaka olur mu bu? Hüsamenin külliyatı ya. Ben onun bin kusurunu görsem ondan gücenmem. Ölçü nedir? Yukarıda Risale-i Nur zinciriyle. Kuvvetli uvvet öyle bir hasenedir ki bin siyaf ettirir. Şualardandır. Bu Emirdağ 2.46'da farklı bir kitap. Ama aynı çizgiyi takip ediyor. Bak yukarı ile aşağısı sanki aynı cümlenin devamı gibi değil. Şualar 330, Emirdağ 2.46. Bak şualardan okuyorum. Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uvvet öyle bir hasenedir ki bin siyeyi günah atayı affettirir. Aşağıya okuyorum. Ben onun bin kusurunu görsem bin siyeyi affettirir. Ben onun bin kusurunu görsem ondan gücenmem. Fakat nurlara zarar gelmemek için cesurane ihtiyatsız hareketten bir derece çekilmek lazımdır. Bilhassa başka bir yer. Bilhassa Medrese-i Zehra erkanlarının hususan Hüsrev'in bu vatan ve millet ve alem-i İslam'a hizmet imaniyeleri ve tahipçi dinsizlerin desiselerine sel çekmeleri o kadar büyük bir hasenedir ki 600 bin nusa yazmış Hüsrev'e. Yani matbaalara meydan okumuş diyor. Nur talebeler abi. Nur talebim 600 nusa ve 600 bin dedim. 600 nusa yazmış. Hüsrev'a 600. 600 bin değil tabi. 600 nüsa yazmış ve hatta olmadığı halde. Mesela şu alarda diyor herhalde burası olacak. Ben diyor Hüsrev'in aleyhinde bulunmaktan Hüsrev'in aleyhinde bulunmak doğrudan doğruya Risale'nin aleyhinde bulunmak gibidir diyor. Ama böyle konuşamayız. Bilhassa medrese-i erkanlarının hususan Hüsrev'in niye kullanıyor bunu? Bu vatan ve millet ve alem İslam'a hizmet imaniyeleri ve tarihçi dinsizlerin desiselerine set çekmeleri o kadar büyük bir hasenedir ki farz-ı muhal binler seyyi olsa affettirir. Binler seyyisi olsa. Öyleyse başta Hüsrev olarak o erkanların hiçbir hareketini tenkit etmemek. Başta Hüsrev olarak, işte Ahmetler, Mehmetler şimdi, o hizmet, Risale-i Nur hizmetinde uğraşan erkanların hiçbir hareketini tenkit etmemek ve kemal ihlas ve samimiyet ile onlara tesanüp ve tam kardeş olmak lazımdır diye bu mealde bir ders oldu. İnşallah Hacı Sabri ve Hoca Sabri ve Rüştü ve emsalleri gibi ruhu can ile alakadar ve Hüsrev'e tam kardeş olacak meşrep ihtilafı dahi tesir etmeyecek. Emirdağ 2.46. Başka yer okuyorum. Yalnız size bunu ihtar ederim ki
bu müdafaatındaki kıymeti muhafaza etmenin şartı bu hadisteki ağız yanması ile Risale-i Nur'dan küsmemek ve ustadından darılmamak, yani Ozan Nurcu'yum demek, selam vermek, şöyle dursun, kalem bulundurmak suçtu, yakalasın. He, demek ki boş kağıt da var, kalem de var, sen Risale-i Nur'da yazacaktın. Bir tanesini yakalamış. İskilip'te Atif Hoca'nın şey talebelerindenmiş, boş kağıtta kalem yapmışlar. Şimdi o nerede işte, İstanbul'da bir yerde yakalamışlar. Demişler, he, sen Kur'an yazacaktın, ayet yazacaktın. Tabii şey yok. Çünkü başka ne olacak ki senin diye. Boş kağıt, kalem, Kur'an yazmaktır. Suç tahakkuk etmemiş ha. Niçin söylüyorum? Yalnız size bunu ihtar ederim ki, bu müdafaatımdaki kıymeti muhafaza etmenin şartı, bu hadisteki ağız yanması ile, yani Risale-i Nur'la biraz alakadar olduğunu, ağız yanacak yani. Risale-i Nur'dan küsmemek ve ustadından darılmamak, başka kardeşlerinden sıkıntıdan gelen, bahanelerle nefret etmemek ve birbirine kusur bulmamak ve istinat etmemek. Yalnız tahattür edersiniz ki Risale-i Kader'de ispat etmişiz ki başa gelen zulümlerde iki cihet var ve iki hüküm vardır. Biri insanın, biri kader ilahinin. Aynı hadisede insan zulmeder fakat kader adalet eder. Kader adildir, adalet eder. Bu meselemizde İnsanın zulmünden ziyade kaderin adaleti ve hikmet ilahinin sırrını düşünmeliyiz. Bir daha, her başa gelen zulümlerde, iki cihet var ve iki hüküm vardır. Biri insanın, biri kader ilahinin. Aynı hadisede insan zulmeder fakat kader adildir, adalet eder. Bu meselemizde insanın zulmünden ziyade kaderin adaleti ve hikmet ilahinin sırrını düşünmeliyiz. Evet, kader Risale-i Nur talebelerini bu meclise çağırdı ve mücadele-i manevi inkişaf etmesinin hikmeti, yani hapishane ediyor, meclise çağırdı. İnkişaf etmesinin hikmeti, onları bu hakikatten çok sıkıntılı olan Medrese-i Yusufiye'ye sevk etti. İnsan zulmü ve bahanesi bir vesile oldu. Onun için sakınınız birbirinize böyle yapmasaydım ben tevkif olmazdım demeyiniz. Ben yapmasaydım bu kadar biz de sıkıntı çekmeyiz demeyinizdir. Niye? Bu aynı hadisede kaderin adaletinde şey adildir, adalet eder, insan zulmeder. Aynı hadisede. Biliniz, en esaslı kuvvetimiz ve nokta istinadımız tesanüftür. Ben para biliyordum ya. Veya kavga. Böyle cesur veya kavga, karabalık olalım, ekonomik olarak binalarımız çok olsun. Hayır. Bu en esaslı kuvvetimiz ve nokta istinadımız tesanüttür. Tesanüt ne demek? Dayanışma mı? Dayanışma. Başka? Birbirine destek vermek. Birbirine destek vermek. Başka katkısı olan var mı? Tesanüt. Abdurrahman ne anlıyor? Tesanüt. Fikirler de bu. Tesanüt. Evet, tesanüt. Üretlenme, dayanma. Birbirine dayanma. Başka? Fikir birliği mi? Başka? Şimdi tesanütle kök yapısında senet var, senetleşmek. Bir esas etrafında akitleşmek, ahitleşmek, söz vermek. Bir esas. Evet, dediğiniz doğru ama eksik şu. Bir esas, şimdiki uydurukçasıyla bir protokol, bir prensip etrafında
beraber ol, akitleşmek, ahitleşmek, akit. Çünkü tesanüt senetten geliyor. Bir senet etrafında, bir prensip etrafında akitleşmek. O da layık alabilir. Tesanüt layık. Öyle, şöyle yok. Hani vazda ederiz ya, ayağım. Ne biçim adamlarsınız be? Balın öşürünü vermiyorsunuz ya. Çayın öşürü var, balın öşürü var. Hani plan öşürü var. Görüyor musun? Mesela misal. En böyle adaletli, heyecanlı ders Uhuvvet Risalesi'nde olur. Bak görüyorsunuz, bak ne yazıyor. Bak böyle uyulmuyor, yapılmıyor. Zaten sen demekle de sen de yapıyorsun. Peki nerede tesanüt edilecek? Burada. Tesanüt edilmiyor gibi. En sert şeyler orada oluyor. Ben öyle şahit oldum ben. Kendimden. Diyor ki bir dakika. Ha. Başka bir yer okuyorduk. Ha buraya okuyorum. Biliniz en esaslı kuvvetimiz ve nokta istinadımız tesanüttür. Sakın sakın bu sıkıntıların verdiği asabilik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. Şualar 310. Demek asabilik titizlik veriyor. Veya titizlik asabilik veriyor. A eşittir B'si. Bir de okuyorum. En esaslı kuvvetimiz biliniz iki nokta üst üste koymuş. Biliniz iki nokta üst üste. Açıklama yapıyor. Nedir o? En esaslı kuvvetimiz ve nokta istinadımız tesanüttür. Sakın sakın bu sıkıntıların verdiği asabilik cekiyle. Bu sıkıntıların verdiği asabilik. Sıkıntı asabilik yapar. Tamam Ahmet Sağ. Sıkıntı asabi yapar. O da ne yapar? Hemen kusurlu günah keçisi arar. Tabirle. Hemen birisini arar. Mühür tabi ya. Akşama şeytan onu işletir. Hem bana yapıyor. Yakalayamazsan kartopu gibi seni perişan eder götürüyor. Sobamın ve feyzilerin ve sabri ve hüsrenin iki su bardakları parça parça olması dehşetli bir musibet geldiğini haber vermiştiler. Evet, bizim en kuvvetli nokta istinadımız olan hakiki tesanüt ve birbirinin kusuruna bakmamak ve hüsrev gibi nur karamanından benim yerimde ve nurun şans-ı manevisinin çok emniyetli bir mümessili olmasından hiçbir cihette gücenmemek elzemdir. Ben kaç gündür bak, hiçbir cihette, ya bu haklıyım, hiçbir cihette, hizmetin erkanlarıyla hizmet edenlerin hiçbirden gücenmeyeceğiz. Varsa bir kusur, temelini bütünsel okuduğum için söylüyorum. Varsa fert çıkmayı tavsiye edilmiyor. Böyle yapma etme diye. Şahs-ı maneviye götürülüyor. Şahs-ı manevi bir kişi değil birkaç kişiyle onu güzelcene münasip bir lisan, münasip bir vakitte ikaz eder. Öyle. Genelde bu. Yani vakitte önemli değil mi? Her tabii. Şey her zaman söylenmez. Yok, denmez. Nerede, kim, kime, nerede, nasıl, hangi uslupla söyleyeceği diye kaydolur. Sen desen ki aynı şey, ya Mahmet ya ne biçim iş abi, olmaz ya, bir var. Böyle bir uslup var. Veya bir de ortamda var, böyle güzel de, ya Mahmet gene okusu yapar, burada da gene olmaz. Hususi, ondan sonra ferdi çıkışlar gene olmaz. Ben sana söylerken ben ferdimi, kendimi ifade ediyorum. Yani niye pek tesirli etmez? Reyim bu benim. Reye karşı rey çıkar. Yani benim bir reyim var. Karşına çıkıyorum. Senin de bir reyim var. Sen de doğru diye yaptın. Ben de diyorum ki kendi reyimle doğru değil. Ama şahs-ı manevin reyi olursa o re olmaz. Yani ferdi rey çıkmaması lazım. Yani yeter ki bütün aldanmış ve Risale-i Nur'daki açık emirlere muhalefet etmiş olmaz. Kusur. Hemen çöpe atamaz. Hainlikle itham edemez. Böyle bir şey yok. Bu yanlış. Ha, bu meşveret edilemez. Çünkü külliyatta var. Açık emirler meşveret edilemez. Çünkü ortada var. Bak diyor ki
bizim en kuvvetli nokta istinadımız olan hakiki tesanut ve birbirinin kusuruna bakmamak, Hüsrev gibi nur karamanından benim yerimde ve nurun şahs-ı manevisinin çok emniyetli bir mümesi olmasından hiçbir cihette gücenmemek elzemdir. Ben kaç gündür dehşetli bir sıkıntı ve meyusiyet hissettiğimden düşmanlarımız bizi mağlup edecek bir çare bulmuşlar diye çok telaş ederdi. Hem sobam hem hayali ve aynı hakikat müşahedem doğru haber vermişler. Sakın sakın sakın, üç defa söylüyorum, sakın 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 çabuk bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz. Vallahi bu hadisenin bizim hapse girmemizden daha ziyade Kur'an ve iman hizmetimize, hususan bu sırada zarar vermek ihtimali kavidir. Şualar 499. Fakat şimdi Risale-i Nur'un tab suretiyle intişarı, hakiki bir ihlas ve kuvvetli bir tesanüt ve birbirinin kusuruna bakmamak lazım geldiğinden, Kastamonu vilayetindeki kardeşlerimiz İspartalılara ihlas ve tesanütte benzemeye mecburdurlar. İnşallah onlar dahi şahsi hissiyatlarını bu kutsi hizmetin zararına istimal etmeyecekler. Emir Dabir 80. Risale-i Nur'un karamanlarından baba oğulun meşrepleri ayrı ayrı olduğundan birbiriyle tam imtizaç edemediklerinden endişe ediyor. Selahattin abi, Selahattin Çelebi abi oğluyla değil böyle biz tam arkadaşları babasıyla. Yani ben, ikimiz böyle yani niye böyle şey yapıyoruz ya, niye anlaşamıyoruz değil mi? Oluyormuş yani normal. Baba oğul anlaşamamış. Ne diyor? Risale-i Nur'un kahramanlarından baba oğulun meşrepleri ayrı ayrı olduğundan birbiriyle tam imtizaç edemediklerinden endişe ediyor. Baba ne kadar haksız da olsa oğul onun rızasını tahsil etmeye mecburdur. Din olmamak şartıyla ana babasına karşı gelen insan bozması canavardır diyor, değil mi? Peder ve Valide Muhabbeti 32'nin sözde anlatıyor. Orada geçiyor. Anne babasına karşı gelen insan bozması canavardır. Namaz kılma dahi dese kedi gibi yere atlayamazsın. Tamam sen gene bildiğini yap ama ona karşı diklenmemek gerekiyor. Oğul onun rızasını tahsil etmeye mecburdur. Oğul da ne kadar serkeş de olsa. Ya ama çocuk şey serkeş. Baba ne yapacak? Sırf çocuğa vazife düşmüyor. Baba da nasıl olacak? Baba şefkat-ı fitriyesini ona karşı esirgemez ve esirgememeli. Baba da böyle yapacak. Değil böyle baba ve evlat mumtaz sicili Risale-i Nur'un baş şakirtleri belki birbirinden çok uzak ve düşman da olsalar Risale-i Nur'un hatırı için Risale-i Nur şakirtlerinin mabeynindeki tefani ve birbirini tenkit etmemek, kusurunu affetmek düsturuyla bu iki kardeşim dünyevi ve cüzi ve hissi şeyleri medar-ı münakaşa etmesinler. Pederlik ve valideliğin iktiza ettiği hürmet ve şefkatle beraber nurun şakirtliği iktiza ettiği kusura bakmamak ve affetmek ve benim çok sevdiğim iki kardeşim benim hatırımın için birbirini tenkit etmemek lazım geliyor. Emir Dabir 89. Ey ehli hak, ey hakperest ehli şeriat ve ehli hakikat ve ehli tarikat. Bu müthiş maraz-ı ihtilafa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek yek diğerinizin aybına karşı gözünüzü yumunuz. Ve izemmerru billa'bi merru kirame edebi furkani ile edepleniniz. Ve harici düşmanın hücumunda dahili
münakaşatı terk etmek. Bak, edebi Furkani ile edepleniniz ve harici, şurası çok önemli. Harici düşmanın hücumunda dahi dahili münakaşatı terk etmek. Düşmana karşı değil mi? Dahildeki münakaşaları terk etmek ve ehli hakkı sukuttan ve zilletten kurtarmaya en birinci ve en mühim bir vazife-i uhrevi telakki edip yüzer ayet ve ehadis-i nebeviyenin şiddetli emrettikleri uhuvvet, muhabbet ve teavunu yapıp bütün hissiyatınızla ehli dünyadan daha şiddetli bir surette meslektaşlarınızla ve dindaşlarınızla ittifak ediniz. Yani ihtilafa düşmeyiniz. Lemalar 155. Şimdi mabeynimizde az bir yabanilik atmaya çabalıyorlar. Ben sizin hatırınız için birbirinizden 10 derece ziyade zahmet çektiğim halde sizden hiçbirinizin kusuruna bakmamaya karar verdim. Siz dahi haklı ve haksız olsa benlik yapmamak, ustadımız olan şakirtlerin şahsi manevisi namına istiyorum. Bu da şu anlar 504. Şey çok şeyime gidiyor. Bu Selahattin abi var ya, Sıdık Süleyman. Sıdık Süleyman. O ustadın talebesi. Burada dedi ki mabeyne bir yabanilik nasıl düşüyor diye sormuştum ben. Usta abi de bu meslekte çok uzmandır. Yani birbirimize nasıl yabanilik olur? Dedi ki araya hulul girer dedi. Hulul. Hulul münafıkanı bir hareket. Sizden gözüküp size zarar vermeye çalışır diyor. Yani sizden gözüküyor, hulul yapar. Nasıl yapmışlar? Tatbikatı şöyle olmuş, çok acayip. Ustadın talebesi var. Sıdık söyledi. Onun da damadı var, berber. Berberlik münasebetiyle münafık bir dostu var diyor. Kaç tane perde. Ustada gelmedi. Şimdi o münafık berberi ayarlıyor. Berber kayınpederi Sıdık Süleyman abiyi ayarlıyor. Onu telkin ediyor. Onun kafasını bulandırıyor. O da ustada söylüyor. Şu kaç tane der dediktir, der dedirtir. Bak nasıl giriyor. Oradan ama sureti taktan giriyor. Hulul bu ya. Bizi hariçten kimse yıkamaz. Müslümanı yıkamaz kardeş. En çok şehit olur. Bizi yıkan, içimize giren fitnedir. Hululdur. Yani senden gözüküp sana zarar verir. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniye'de ve imaniye'de halis arkadaşlarım ve hak ve hakikat ve berzah ve ahiret yolunda ayrılmaz yoldaşlarım. Şu sıfatlara bak. Aziz. Allah sıfatı. Sıddık kardeşlerim. Bir de okuyorum yani. Aziz, Sıddık kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniye'de ve imaniye'de halis arkadaşlarım, talebem demiyor ha. Ve hak ve hakikat ve berzah ve ahiret yolunda ayrılmaz yoldaşlarım. Biz birbirimizden ayrılmak zamanı yakın olması cihetiyle sıkıntıdan gelen, bak sıkıntıdan neşet eden gerginlik, sıkıntıdan gerginlik olur ve oradan da kusur görür. Olmaz. Sıkıntıdan neşet eden gerginlikler ve kusurlar yüzünden İhlas Risalesinin dusturları muhafaza edilmediler. Siz birbirinizle tamam helallaşmak lazımdır ve zaruridir. Siz birbirinize en fedakar nesibi kardeşten daha ziyade kardeşsiniz. Kardeş ise kardeşinin kusurunu örter, unutur ve affeder. Ben burada hilaf-ı memul ihtilafınızı ve enaniyetinizi nefs-i emmareye vermiyorum ve Risale-i şakirtlerine yakıştıramıyorum. Belki nefs-i emmaresini terk eden evliyalarda dahi bulunan bir nevi muvakkat enaniyet telakki ediyorum. Siz benim bu hüsnü zanımı
inat ile kırmayınız, barışınız. Şualar 345. Risale-i Nur'un tesettür perdesinden çıkıp gayet büyük ve umumi bir meselede kendi kendine merkezlerde mübarezesi zamanında şakirtlerini arkasında bulmak ve kaçmamak sarsılmaz ve mağlup olmaz bir hakikate bağlandıkları mütereddit ve mutahir ey limana göstermesi gayet uzunlu olduğunu dahi nazarınıza ve meşveretinize alınız. Sakın sakın birbirinizin kusuruna bakmayın. Hiddet yerinde hürmet ediniz. İtiraz yerinde yardım ediniz. Bir daha. Sakın sakın birbirinizin kusuruna bakmayın. Hiddet yerinde hürmet ediniz. İtiraz yerinde yardım ediniz. 327 şualar. Bilhassa Medrese-i Zehra erkanlarının hususan Hüsrev'in bu vatan ve millet ve alim İslam'a hizmet imaniyeleri ve tarihçi dinsizlerin desiselerine set çekmeleri o kadar büyük hasenedir ki farz-ı muhal binler seyyede olsa affettirir. Bunu iki defa yazılmış Abdurrahman. Bunu sayfa 197 tam sayfa 199'da aynı. Bunun başlık farkı var mı? Yok. Aynı. Bunun başlığı yok. Aynı paragraf. Bunu çıkarırsınız. Şurayı da okuyayım. Ustad düşmanlarını dahi affediyor. Bu bana harf geldi. Bu başlık. Hmm. Ben okuyacağım ama vallahi bunu tahammül edemiyorum ya. Yani ya şey yok. Çünkü ben iman ederse affediyor. He? İman ederse affediyor her düşmana. Yani bilmiyorum ama vallahi çok İman zor. Etsesin, ne yani bunu kendimi böyle yalnızken muhatap ettim. Vallahi çok zor ya. Hele benim son hadiselerde var ya. Şimdi nasıl helal edeyim diyeceksin. Hayır mı demediler? Çocukları geliyor gözünün önüne, ellerini indiriyor. Savcı. Ustadın eski duvarlar var ya hapishane sensele. Eski duvarlar genişti. İsyan etsin, zulmetsin de biz de, isyan etsin de biz onu ifna edelim, yok edelim, isyan ettiler diye. Afganistan'daki mücahitler öyle yaptılar. 200 tane mücahidi teslim aldılar, hapse tıkattılar, bir gecede hepsini öldürdüler. Bir sus verdiler, bize isyan etti. Yeni yeni bu Amerika'nın işgalinde 200 tane Taliban şeyini, kardeşi, bir gecede kurşuna dizdiler. İsyan, öyle bir şey. Şimdi ustadı da isyan etti diye, olsun diye lağım bağlıyorlar. Af, şey, koğuşuna. Ustad da, şualarda geçiyor bu, şöyle geçiyor bu. Demiyor, bunu tayin ediyor söylediklerimi. Ustad da eski binalar olduğu için duvarlar genişti. Eski camilerde rastlarız. Oraya çıkmış. Duvara çıkmış. Camın kenarına. Yalnız şu kadar laf ediyor. İma ediyor onu. Menzilimde fena kokular ziyadeleşti. Demek ki lamba alınmışlar. Onun şeyini hatırasını okudum. O nedir diye. O kadar diyor. Menzilimde yani odamda, koğuşunda fena kokular ziyadeleşti. O kadar diyor. Ve böyle bir ustaydı. Yani isyan etsin ve yok edelim diye. Bu affetmek hakikaten affedilmeye layık olan ruhlara ait. Hani affediniz ki affa layık olasınız var ya. Hakikaten affedebilmek affa layık olan ruhların işidir. Tam ciddi bir iş yani. Hani burada okuyoruz da hepimiz kardeşiz de talebeyiz. Ben seslendiriyorum diye bir şey. Dediğim gibi bu başlık bakayım ne getirecek ama çok zor yani. Beni bu kadar küfür ettiler, hainlikle itham ettiler. İçimize giren hain dediler benim için. Şimdi geldi bunu. Risale-i Nur'u tenkit fikriyle tetkik eden adliye memurları imanlarını onunla kuvvetlendirip veya kurtarsalar sonra beni idam ile mahkum etseler. Bak, Risale-i Nur'u tenkit fikriyle tetkik eden adliye memurları
imanlarını onunla kuvvetlendirip şart veya kurtarsalar, sonra beni idam ile mahkum etseler, şahit olunuz, ben hakkımı onlara helal ediyorum. Büyük ya. Çok büyük. Yani çok büyük. Olmaz ki bu dayı. Yapamam. Çok büyük ya. Bak, beni idam etse o adam, ama Risale-i Nur'u la imanı kurtulsa şahit. Başlatıyla İslamiyet'i kabul etti. İşte ben onun için diyor, idam olayı yeter ki o kabul etti. Etti. Beni atsın yeter ki imanı kurtulsun. İşte çok büyük, merak etmek yani. Nasıl söyleyeceksin? Ya bu yaşadığını söylüyor yani. Biz yaşamadığımızı da söylüyoruz. Şahit olunuz. Ben hakkımı onlara helal ediyorum. Çünkü niye? Biz hizmetkarız. Risale-i Nur'un vazifesi imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşmanı tefrik etmeyerek, hizmet-i imaniyeyi hiçbir tarafgirlik girmeyerek yapmaya mükellefiz. Hatta beddua da etmedim. Bize karşı bütün ithamlara ve bütün isnat edilen suçlara karşı elimizdeki Risale-i Nur'un mecmuaları benim mukabele edilmez müdafaanamem ve celedilmez itiraznamemdirler. Devam ediyor. O senin söylediğin o yarıda kaldı da şimdi hatırladın. O lağımda çoğalınca ustad elini kaldırmış artık. Tam kaldırırken çocuğu görüyor, kız çocuğunu görüyor. Savcına. Çocuğu görünce sormuş, o çocuk kimdir? Ona zulmeden bu hale getiren savcı, vesile olan savcının, dediler ki o savcının çocuktur, elini indirmiş. Yani, mesela bir parti bana binler vecihle sıkıntı verdiği halde, hatta 30 senede hapislerde tazikler de olduğu halde hakkımı helal ettim. Ama partinin hepsini vermiş, şey yapmamış. %5'i ne zalimdir demiş, %95 aldanmış. Bu aldanmış kısmı, ötekisini değil. Eğer ehli dünya tarafından başıma gelen bu eziyet, şu sıkıntı, şu tazik, ayıplı ve kusurlu nefsim için ise helal ediyor. Benim nefsim belki bununla ıslah hal eder. Vay be. Oradan ders çıkartıyor hapishaneden. Yani ders çıkartıyor. Bela musibet geldi. Tamam da. Ya kaderin, kader adildir. Adalet eder. Beşer zulmü içinde. Ya bir ders çıkartabilsek var ya. Adam olacağız da. Bak bir de okuyorum. Eğer ehli dünya tarafından başıma gelen şu eziyet, şu sıkıntı, şu tazik, ayıplı ve kusurlu nefsim için ise helal ediyor. Benim nefsim belki bununla ıslah hal eder, hem ona kefaleti zünüp olur. Tarih Ceyhan 268. Üç tane mecize var. Biliniz, en esaslı kuvvetimiz ve nokta istinadımız servet, para ve güç ve insan sayısının çokluğudur. Öyle bir şey var mı? Yok. Bak. Biliniz en esaslı kuvvetimiz ve nokta istinadımız tesanüttür. Sakın bu sıkıntıların verdiği asabilik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. Şu anlar 310. Bir daha okuyacağım şunu. Vecize ya. Vecize zaten öyle diyor. Vecizeler diye. Bunu yazacağım. Öyle diyor. Mustafa biliyor musun? Vecize diyor. Bir tane, iki tane daha var. Bunu bir daha okuyacağım. Biliniz, en esaslı kuvvetimiz ve nokta istinadımız, kuvvet, dayandığımız nokta. Tesanüttür. Sakın bu sıkıntıların verdiği asabilik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. İkinci vecize. Sizdeki ihlas ve sadakat ve metanet, şimdiki ağır sıkıntılarda birbirinizin kusuruna bakmamaya yetmiyor. İki. Ve setretmeye kafi bir sebeptir. Bir de kapatacaksın kardeşinin kusurunu. Değil söylemek üzerine gidip setretmeye. Kapat yani. Gayret et kapatmaya. Kafi bir sebeptir.
ve Risale-i Nur zinciriyle, niye bu adam Risale-i Nur'un zinciriyle kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki bin siyeyi affettirir. Şu anlar 330. Yani Risale-i Nur'la öyle bir bağ var ki Kur'an'a, Allah'a bin kusuru siyesi olsa affettirir. 3. Sakın sakın birbirinizin kusuruna bakmayın. Hiddet yerinde hürmet ediniz, itiraz yerinde yardım ediniz. Şu anlar 320. Bir de okuyayım dayı burayı. Çok güzel. Geldi yazma vallahi. Geldi yaş. Her vallahi. Sakın sakın, ne kadar bu zamanda ihtiyacımız var. Sakın sakın birbirinizin kusuruna bakmayın. Hiddet yerinde hürmet ediniz, itiraz yerinde yardım ediniz. Ne güzel. Ne güzel. Allah hepimiz yapmaya. Amin. Ev uygula bunu. Eve uygula. En çevreye. En yakın Müslüman kardeşin senin eşindir. Müslümandır da. Tabii. En zaten ailendir. Kul hakkı karı koca arasındadır. Ailendir. Evet işte. İşindir. Onun kusuruna bakma. Hiddet yerine hürmet etse, itiraz yerine yardım etse, ya en azından yapamasa bile, yapması lazım. Şu, yapamasa, ya hakikaten yapamıyorum ama doğru budur. İkide bir ben haklıyım diye değil de, bari o haklıdır da diyemiyorsan bari sus. Hani bizim bir şey söyledi. Ya biz takdir etmek biraz yapamıyoruz. Esnafsak, ya başkasına bin tane dil dökeriz, iltifat ederiz, tamam mı? Eşimiz, çocuğumuzun annesi, evimizin hizmetçisi. Bu kadar sıkıntılardan ya bir desen ya, eline sağlık. Yani ne kadar hoş bir yemek oldu. Bari diyemezsek, ki başta ben diyemiyorum. Yok ki. Şöyle de, galiba çok acıktım da yemek onun için desek ki. Peki. Vahirde vahum enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Allah'ım.